Siz istediniz, ben çektim. Yazım Kuralları Plus kampını başlattım arkadaşlar. Efsane bir kamp sizi bekliyor. Çünkü bu kamptan sonra artık çözemeyeceğiniz yazım kuralları sorusu kalmayacak. Kampımız kimi ilgilendirmektedir? YKS 2023'e giren öğrencilerim, LGS 2023, KPSS 2023, ALES 2023, DGS 2023. Biliyorsunuz ki Türkçenin KPSS'si, TYT'si, LGS'si olmuyor. Her sınava hitap ediyor ve her sınavda konuları aynı oluyor. Yazım kuralları çözmenin de bir tekniği oluyor. Öyle ezberlere falan ihtiyacınız asla kalmıyor. Duvarlara postitleri yapıştırmaya da ihtiyacınız kalmıyor. TDK'yi açıp bakmaya da ihtiyacınız kalmıyor. Çünkü K artı K yaşatıyor ve yaşatmaya devam ediyor. Evet, hazırsanız bomba bir kamp da sizi bekliyor. Peki kampın içeriğini neler oluşturacak? Size 3 tane teknik vereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 2022 ve 2023 soruları da bu şekilde olacak muhtemelen. Genellikle böyle bitişik ayrı yazımlar üzerine yoğunlaşıyor. Ve biz zaten yazda yaptığımız kampta evet bu konuyu çok detaylı bir şekilde işledik. Bütün teknikleri verdik. Sadece 3 teknikle hayatımız kurtuluyor. Bana güvenin, bana güvenin. Çünkü bundan önceki öğrencilerim hiçbir zaman yarı yolda kalmadı. Ben 16. yılıma bu sene basıyorum arkadaşlar. Yarı yolda hiç kalmadım. Derece öğrencilerim de yarı yolda kalmadı ve siz 2023 tayfam, siz de yarı yolda kalmayacaksınız. Şimdi buradaki tekniğimiz ne? K artı K. Evet, ama bir de mesela şöyle diyorsunuz ya, lütfen lütfen dersi sonuna kadar izleyin ama. Neden? Çünkü diyorsunuz ki hocam siyaseti nasıl yazılır? Hocam Arnavut ciğeri nasıl yazılır? Hocam yeşil zeytin nasıl yazılır? Sivri biber nasıl yazılır? Yeşil biber nasıl yazılır? Yeşil soğan nasıl yazılır? Heh, onlara da açıklık getireceğim. Bütün bunlar vurgudan yazılıyor arkadaşlar. Onları da hiç ezberlemeden teknik teknik gideceğiz. O zaman başlayalım bakalım. Ve kampımızın PDF'leri internet sitemizde www.turkcenin.matematiki.com adresinde arkadaşlar. Derse başlamadan önce bir beğeninizi, bir neyinizi? Abone olmanızı ve güzel yorumlarınızı da beklerim efendim. Çünkü ben de böyle motive oluyorum arkadaşlar. Evet, başlayalım bakalım. Biz önce şunu söylemek istiyorum. Şunu yıkıyoruz. Mesela öğrenci geliyor diyor ki hocam çalıkuşu nasıl yazılır? Bunun cevabı bilmiyorum. Hocam kuyruk sallaya nasıl yazılır? Bunun cevabı da bilmiyorum. Çünkü bağlam çok önemli. Bakın burada da bağlam çok önemli. Ve Türkçenin bütün konularında 40'ta 40 yapmak isteyen öğrencilerim için bağlamı çözmek çok önemli. Bunu daha önceki videolarda da konuştuk. Burada da aynı. Bağlama bakacağız. Çünkü ben bilerek aynı kelimeleri yazdım. Mesela hanım elinden 2 tane yazdım. Biri bitişik yazıldı, biri ayrı. Bağlam değişti, fonksiyon değişti. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi kendimizce de böyle hani o hep kart kene soruları var ya böyle, o kadar çok var ki, o kadar çok ki, onlara da açıklık getireceğiz. Kendimizce şifremiz aslında. YouTube'daki öğrencilerim daha iyi biliyor ama Instagram böyle keşfette önlerine düştükçe farklı yorumlar geliyor arkadaşlar. Kelime artı kelime ama biz kısaltıyoruz. Sizinle aramızda kodumuz bu, tamam mı? Şimdi iki tane kelime verdiler bana. Ben diyorum ki aa, ben bunu nasıl yazacağım? Bitişik mi yazacağım, ayrı mı yazacağım? Böyle bir kafalar karışıyor. O zaman şöyle giderim ben. Onların yeni anlam oluşturup oluşturmadığına bakarım. İki tane kelimem var. Yeni anlam oluşturdum. O halde derim ki bu bir birleşik kelime. Ben bunu bitişik yazayım. Ama iki tane kelime verdi. Yeni anlam artık oluşturmadı. O zaman derim ki bu bir kelime grubu. Ben bunu ayrı yazayım. Tamam mı? Tüm mantalite bundan ibaret aslında. Ama vurgu da çok önemli. Çünkü işte o yeşil zeytin, siyah zeytin, yeşil soğan, Arnavut ciğeri, boz ayı mesela, değil mi? Bunlar biraz vurgudan bulunuyor. Onların da tekniğini tekrar vereceğim arkadaşlar. Şimdi bütün kelime grupları ayrı yazılır. He, hocamız bize ne demişti? Tablo bize ne demişti? Kelime grubunda yeni anlam yoktur. Bakalım hemen. Hanım eli bakımlı ve nazik olmalıdır. Şimdi bana hanım eli kelimesini verdi, tamam mı? Dedi ki bunu bul dedi. Şimdi buradaki yapacağımız şey şu arkadaşlar. Elimizde de iki tane K artı K var, değil mi? Kelime artı kelime. Şimdi bakıyorum, ben burada bir kadın ve onun elinden başka bir anlam oluşturdum mu? Hayır, oluşturmadım. O zaman diyorum ki K artı K eşittir yeni anlam yok. İşte bakın burada da yok. O zaman bu bir kelime grubuymuş ve o takdirde ayrı yazılmış. Tamam mı? Yani mantığı böyle. Yeni anlam var mı yok mu? Buradan bir gittik. İkiye bakıyorum. Sen benim üzümlü kekim, ben sensiz nereye gideyim? Değil mi? Böyle bir şarkı vardı, güzel. Siz de benim üzümlü keklerimsiniz. Şimdi arkadaşlar üzümlü keke de bayılırım bu arada.
Şimdi ben bunu şöyle de deseydim. Annemin üzümlü keki güzel olur deseydim de ayrıydı bu arada. Çünkü bir kek var ve içinde üzümler var. Yeni bir anlam yok. Buradaki anlam ama bence biraz bu şarkıdaki anlam şey. Üzümlü kek biraz böyle kolay kandırılabilen insanlar için de kullanılıyor. Ama ben sizin için öyle kullanmadım. Tabii ki böyle çok sevdiğim bir kek türü olduğu için kullandım. Böyle kolay kandırılan, bir oyunda böyle kolay aldatılan insanlar için de kullanılabiliyor. O sebeple ayrı yazıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Üzümlü kek derken ben burada kârtı kek'imi aldım. Ve kârtı kek'inde yeni bir anlam göremiyorum arkadaşlar. Yeni anlam göremediğim için de ayrı yazdım. Bu kadar basit. Evet, devam. Bakın shortslarda hızlıyım. Ama mecburuz diyeyim, süre sıkıntısı var. Burada böyle tane 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 işliyoruz değil mi? Çok güzel oluyor dersler. Peki devam edelim. Kuru yemiş gelebilecek bir kelime değil mi? Güzel. Genelde bitişik yazılıyor. Ah şu kuru yemişçiler değil mi? Hep böyle gittiğinizde bir kuru yemiş şeyine gittiniz. İşte dükkanına gittiniz. Kuru yemişi bitişik yazıyorlar ama ayrı yazılır. Neden hocam? Artık siz biliyorsunuz neden olduğunu. 40 türlü kuru yemişle donanmış masanın başında bekliyorduk. Bir masa var, üstünde 40 türlü kuru yemiş var. Tamam mı? Şimdi bunu ayrı yazarsınız. Neden? Gerçekten kuru bir yemiş arkadaşlar o. Yani bir yemiş evet ve kuru. O sebeple nasıl yazıyorum? Ayrı yazıyorum çünkü ben ki artık hem de yeni anlam göremedim. Değil mi? Bu sebeple ayrı yazıyorum. Cisimlerin ağırlığı yer çekiminin bir sonucudur. Bakın biz şu an yerdeyiz yani uçamıyoruz. Çünkü yer bizi çekiyor. Yeni anlam yok. Yer çekimi neden bitişik yazılsın değil mi? Yer çekimi derken K artı K'de yeni bir anlam yok. O halde ne yapıyoruz arkadaşlar? Ayrı yazıyoruz. Bu kadar basit değil mi? Çok kolay ve benim çok sevdiğim bir teknik. HKŞ'yi de çok severim ama K artı K'nin yeri ayrıdır. İlk böyle keşfettiğim zaman çok gençtim yani böyle. Nasıl desem mesleğe yeni başlamıştım böyle bir 2 yıl falan olmuştu. Ondan sonra bir baktım bütün kelimelerde çalışıyor. İstisnası da yok. Mükemmel. Oturup ezberlemeye, TDK'ye sürekli bakmaya, duvarlara post-itler yapıştırmaya falan gerek yok arkadaşlar. Ve sınavın en eleyici sorularını da oluşturabiliyorsunuz ki. Peki kural 2'ye bir bakalım. Kural 2 dediğimizde arkadaşlar kelimelerden her ikisi de anlamını kaybederse %100 bitişik yazılır diyoruz. İşte şöyle biraz da şekillendirdim bunu. İki tane kelimem var, yepyeni bir anlam var ve birleşik yazılıyorum. Çünkü yepyeni bir anlam oluşturduğum için %100 bitişik yazarım. Değişmedi. Şimdi bağlamdan bakacağız ama değil mi? Hanım eli kokusu doldurdu odayı. Bakın buradaki hanım eli niye bitişik? İşte fark yaratıyorum değil mi? Bakın bu da hanım eli, bu da hanım eli. Ama ben bunu ayrı yazarken bunu niye bitişik yazdım? Çünkü bir çiçekten bahsettim. Bir odam var ve o odanın içi böyle hanım eli çiçeğinin kokusuyla dolan, budanmış. Budanmış olmadı. Kokusuyla böyle mis gibi kokmuş. Tamam mı? O yüzden arkadaşlar buradaki hanım elini artı bitişik yazarsınız. Çünkü bir çiçekten bahsettiniz. Yepyeni bir anlam oluşturdunuz. Yeni anlamı yakaladığınız an yapıştırın gitsin, birleştirin. Güzel. Çok güzel bir örnek yazdım. Bu arada örneklerimi yine değiştirdim fark ettiyseniz. Kaç yıl, 3 yıldır falan buradayız ve her yıl değiştiriyorum arkadaşlar. O yüzden geçmiş videolara da bakmanızı öneririm. Çünkü soru yakalamak gerekiyor değil mi? Farklı örneklerle çalışmak gerekiyor. Yazın yaptığımız kamptaki örnekleri de değiştirdim fark ettiyseniz. O yüzden böyle tekrar niteliğinde evet tekniği biliyorsunuz bir tekrar olacak ama örnekler değişecek. Yakaladığınız an denemelerde ya da gerçek sınavda değil mi? Direkt çözmüş olacaksınız. O yüzden çok çok kıymetlidir diyoruz. Sonuna kadar izlemeniz çok önemli. Hafız Ali üzümlerin tadına doyup olmaz. Bakın Hafız Ali'nin bir üzüm çeşidi olduğunu biliyor muydunuz? Ya da Hafız Ali üzümün diğer adı gibi de bazen kullanılır. Mesela nasıl Ayşe Kadın fasulyenin diğer adıdır değil mi? Bunun gibi arkadaşlar tamam mı? Ama ben burada ne Hafız'dan bahsettim ne Ali'den bahsettim. Yepyeni bir anlam oluşturdum. Artık üzümden bahsediyorum. İşte o yüzden ne yapıyorum arkadaşlar Hafız Ali derken bitişik yazıyorum. Çünkü zaten burada ipucunu da verdim ama üzüm anlamına gelir ama her zaman vermek zorunda değil. Devam edelim. Balık sırtı kumlu bir yol, mermer bir havuza doğru gidiyor. Balık sırtını bitişik yazıyorum. Biraz böyle mesela bir yol düşünün. Biraz daha böyle kabartı oluşmuş. Böyle balığın sırtı gibi bir kabartı oluşmuş. Dolayısıyla bu yol balık mı? Hayır. Sırt mı? Hayır. Kârtı K'de yepyeni bir anlam oluşturdum. O halde bitişik yazdım. Burada da değil mi? Hanım eli derken bu çiçek hanım mı? Hayır.
El mi? Hayır. Kartike'de yepyeni bir anlam oluşturdum. O takdirde bitişik yazdım. Yani mantığımız böyle ilerleyecek. Tamam mı arkadaşlar? Şu da çok güzel. Yeni aldığı deve tüyü kazığı çok hoştu. Bakın. Renk isimleri. Ama bağlama dikkat edeceksiniz. Tamam mı? Bazen değişiklik gösterebiliyor. Şimdi deve tüyü derken ben burada renkten bahsediyorum. Ne diyorum? Bu tüy deve mi? Hayır. Tüy mü? Hayır. Ben burada yepyeni bir anlam oluşturdum. Artık ben burada bir renkten bahsettim. O takdirde ne yaptım? Bitişik yazdım arkadaşlar. Çok çok önemli. Evet, hanım göbeği değil mi? Dilber Dudağı, hanım göbeği, İmam Bayıldı. Şimdi İmam Bayıldı'yı falan herkes biliyor. Biz biraz daha orijinal, bilinmeyen ve yine gelebilecek kelimeleri konuşuyoruz. Annemin hanım göbeği tatlısı güzel olur. Şimdi hanım göbeği derken de arkadaşlar, burada da yine yepyeni bir kartikem var. Ve ben artık burada, bu tatlı da, hatta böyle diyelim. Bu tatlı hanım mı? Hayır. Göbek mi? Hayır. Kartike'de yepyeni bir anlam oluşturdum. O halde ne yaptım? Bitişik yazdım. Zor mu? Değil. Tamam. Evet. Devam edelim. Şu çok güzel bir örnek oldu arkadaşlar. Fakat bu akşam vapur dumanı gözlüğü altında parlak duran gözleri sanki biraz gölgelenmişti. Vapur dumanı. Nasıl yazılır vapur dumanı? Şimdi ben burada bir vapurdan çıkan dumandan bahsetmiyorum. Füme renginden bahsediyorum. Yani böyle griye yakın füme rengi olur ya, ondan bahsediyorum. O zaman vapur dumanı gözlüğü, yani bir gözlüğü varmış, böyle füme rengiymiş. Yeni bir anlam oluşturdum. Çok mükemmel bir örnek değil mi? Yıldızlansın ki bu yıldızlar bizi yıldız yapsın arkadaşlar. Evet, bu bir arkadaşınızın isteğiyle böyle bir yazım kuralları Plus Kamp'ın. Siz istediniz, ben çektim köşelerimize, artık başladık. Başka istekleriniz varsa lütfen aşağıya yazın. Onlar da mesela fiilimsiler Plus Kamp'ı, ne bileyim noktalama işaretleri Plus Kamp'ı falan. Enteresan fikirleri değerlendiriyorum arkadaşlar, bildiğiniz gibi. Evet, kural 3'e geçelim. O vurgu meselesine bir geçelim. Neye geçelim? İşte o yeşil zeytinler, siyah zeytinler bir havalarda bir uçursun bakalım. Devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dillere pelesenk olan şu vurgu meselesini de bir halledelim. Bu arada bu videolar çok çok izleniyor öğrenciler tarafından, ama burada aslında hep sizin sorduğunuz soruları oluşturdum. Sizin sorduğunuz sorulara cevap verdim. Ve bazen şu yorumları alıyorum. Yorumlara da aslında burada cevap vermek için de bu videoyu çektim arkadaşlar. İşte hocam hep kendinizi övüyorsunuz. İşte benim tekniğim, benim tekniğim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir bakın. Mesela bir kardiyolog değil mi? İşte karşınıza çıkıyor. Neyi övecek? Yani çiğ köfte yoğurup onu mu övecek? Ya ben sonuçta bir teknik buldum. Bu zamana kadar bize hep ezberlettiler. Bu arada bana da dahil olmak üzere, ve ben ezberden nefret ederim. Hep ezberlettiler. Ben burada bir teknik sunuyorum size. Ama hala şöyle yorumlar var. Hocam kendi tekniğinizi övüyorsunuz falan. Şimdi övüyorsunuz derken övmüyorum bu arada. Yani hani belli zaten siz övüyorsunuz. Sizin yorumlarınız çok kıymetli. Ama şu ezberlerden sıyırmaya çalışıyorum size, ama hala böyle yorumlar. Neyse. Şimdi arkadaşlar, kural 3 şöyle diyor. İşte bazıları da vurgudan bulunuyor. O yeşil zeytin meselesi falan. Ayçiçeği mesela yorumlara yazmışsınız. Yorumlardan bunları açıklık getirmek istedim. Çünkü hem daha iyi değil mi? Aslına bakarsanız şöyle bizzat sizin kafanıza takılanlara da burada cevap bulmuş olacağız. Şimdi kelimelerden yalnızca bir anlamını kaybetti. Tamam mı? Yalnızca bir anlamını kaybederse %90 ayrı yazılır. Mesela nasıl? İşte Ankara keçisi. Bu keçi Ankara mı? Hayır. Ama keçi mi? Evet. Ayrı yazdınız. Tamam mı? Ama burada vurguya da dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi kaynaşırlarsa bitişik yazılırlar. Peki nasıl kaynaşıyorlar? İkinci kelime vurgusunu yitirir ve vurgu ikinci kelimeden birinci kelimeye geçer. İşte burada olay devreye giriyor. Önce basit bir örnekle veriyorum, sonra sizin örneklerinize geçiyorum. Mesela buzdolabı. Buzdolabı niye bitişik yazılır arkadaşlar? Bu dolap buz mu? Hayır. Ama dolap mı? Evet. Bakın, bakın. Kelimelerden bir tanesi anlamını kaybetti, şunun gibi. Diğeri koruyor. Yani dolap anlamını koruyor. Peki niye bitişik yazdık? Şu yüzden. Buzdolabı. Bakın buz. Vurgu 2'den 1'e geçti. Ben birinci kelimeyi daha vurgulu okuyorum. Vurgu 2'den 1'e geçti. O takdirde bitişik yazdınız. Tamam mı? Olay bu. Peki devam edelim şimdi. Bahçemizde çalı kuşu, incir kuşu, kuyruk sallayan yalı çapkından geçilmezdi. Şimdi diyeceksiniz ki, hocam bu çalı kuş mu? Hayır. Ya da bu kuş çalı mı? Hayır, öyle de olur. Hayır. Ama kuş mu? Evet. Bakın, yalnızca bir anlamını kaybetti. %90 ayrı yazıldı, ama %10'luk bir istisna var tabii ki. Tabii ki var, ama onu da hani ben şöyle demiyorum. Arkadaşlar o istisna, kendinize ezberleyin. Böyle bir şey demiyorum. Vurgudan bulacağız diyorum. Tamam mı? Yani çözemeyeceğimiz hiçbir kelime yok. Bu arada KPSS'ye de dahil olmak üzere, KPSS'de çıkmış bir sınav sorusuna yazdım. Yorumları okurken, hocam cam göbeğini sizin sayenizde yaptım, böyle çok güzel teşekkür mesajları da var. 2023 sınavına girin, zaten fark edeceksiniz arkadaşlar.
Şimdi bu kuş çalı mı? Hayır. Ama kuş mu? Evet. Peki vurgu nerede? Bakın okuyorum. Çalı kuşu. Vurgu 2'de kalmaya devam etti. Vurgu 2'den 1'e geçmedi. Ben çalıyı vurgulu okumadım. Tamam mı? Ben vurgu meselesini size D ve K'de de anlattım. Ezber yapmayın dedim. Orada da vurgu. Ezberlemenize gerek yok ki. Değil mi? Peki incir kuşuna geliyorum. İncir kuşu. Bu kuş incir mi? Hayır. Ama kuş mu? Evet. Şimdi %90 ayrı yazdım ama bir vurguya da bakayım. İncir kuşu. Vurgu 2'de. Vurgu 1'de değil. O yüzden ayrı yazdım. Tamam. Kuyruk sallayan gözlerinizdeki ışıltıyı ve bunları duyduktan sonraki böyle o parlamayı görebiliyorum arkadaşlar. Mükemmel, mükemmel. Ezber yapmıyoruz. Teknik var, çalışıyor. Kuyruk sallayan bu kuş kuyruk mu? Hayır. Sallayan mı? Hayır. Bak bunu kural 2'den yazdınız artık. Bundan sonra böyle diyeceğim zaten. Kural 2'den yazdım. Kural 1, kural 3. Tamam mı? 3 kural zaten hepsini çözdürüyor bu arada. Ha, oturup tek tek hepsini yapmanıza gerek yok. İsterseniz sallamayı yapın. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Bağlamdan bunun da kuyruk sallayanın kuş olduğunu anladım. Tamam mı? Peki yalı çapkını bunu nasıl yazıyorum? Bitişik. Şimdi öğrenci şöyle diyor. Ben bunun videosunu da yapmıştım. Yalı çapkını diye bir dizi var ya, Ferit'le konuşuyorum falan. Shorts hatırlarsınız. Şimdi orada ayrı yazıyorsunuz. Peki orada niye ayrı yazıyorsunuz arkadaşlar? Çünkü gerçekten yalıda yaşayan çapkın birinden bahsediyorum. O yüzden ayrı. Ama bu bağlamda, bakın bağlamı değiştirdim. Bahçemde yalı çapkını varmış. Kuş türünden bahsediyorum. Bu kuş yalı mı? Hayır. Çapkın mı? Hayır. Kertikede yepyeni bir anlam var artık. Artık bir kuş türünden bahsediyorum. O yüzden bitişik yazdınız. Değil mi? Süper. Süper. Peki devam ediyorum. Boz ayı. Bunu da çok sordular. Yorumlarda da, bunu da yorumdan aldım. Kuzey Asya'nın sık ormanlarında boz ayıya rastlanır. Bakın bu ayı boz mu? Hayır. Ama ayı mı? Evet. Kelimelerden ilk anlamını kaybetti. İkincisi koruyor. Şimdi boz ayı derken sizce hangisini vurgulu okuyorum? Biri. E vurgu 2'den 1'e geçti. O yüzden bitişik. Şaşmıyor. Evet. Devam. Heh, yeşil zeytin. Bu arada bunu böyle Erdinç abiniz arkadaşlar yuvarlak içine aldı. Bu arada çok istiyorsunuz. Kendisi psikolog ve kanalımızın arkasındaki kişi. Size videoları böyle editleyen, güzel güzel karşınıza sunan kişi. Aynı zamanda da bir psikolog. Ve bu hani yeni bir konsept başlattık ya, işte diş hekimleri geliyor falan. Psikolog çok istemişsiniz. Ben de çok ısrar ettim. Bakalım. Bakalım. Gelecek. Siz de böyle alta bir yazın bakalım. Psikolog ne kadar çok istiyorsak kanalda, bir yazın bakalım, isteklerinizi yazın. O da o ölçüde böyle bir size de cevap vermiş olsun arkadaşlar. Yeşil zeytin. Mesela ben her video attığımda, peki yeşil zeytin vallahi falan, şöyle falan falan bence. Yeşil zeytin açıkla. Ya hani şey, geleceğinden değil bu arada bunu. Bu gelmesi çok muhtemel değil ama ben yine açıklayacağım. Ya mesela şey diyorum işte, arkadaşlar kuşburnu bitişik yazılır. Böyle bir video çekmişim. Kuşburnu derken işte orada yepyeni bir anlam var. Bu burun kuş mu? Hayır. Burun mu? Hayır. Kertikede yepyeni anlam var. Artık bir içecek bahsediyorum. Yeşil zeytin. Vay. Onu da açıkla. Tamam, açıklıyorum. Geldim. Şimdi arkadaşlar yeşil zeytin niye bitişik yazılır? Bu arada yeşil zeytin kural 3'ten de yazarsınız ama ben daha çok kural 2'den diye düşünüyorum. Çünkü zeytinin salamura edilmiş halinden bahsediyoruz. Evet, belki yeşil olabilir ama o normalde zeytinin salamura edilmiş hali olduğu için bitişik yazılıyor bence. Tamam mı? Ama şöyle de bakabilirsiniz. Yeşil zeytin derken burada hani diyeceksiniz ki hocam işte K artı K'de burada mesela ayrı yazılsın falan. Bu arada TDK'de bu konuda çok böyle şey değil. Siyah zeytini kaldırmışlar zaten. Ama benim esas düşüncem, yani bizim tekniğimize göre, bunun zeytinin salamura edilmiş hali olduğu için, yani yeni bir anlam oluşturduğu için bitişik yazdığını düşünüyorum ben. Tamam mı? Ama mesela şeyden bulursanız yeşil zeytin derken vurgu zaten 2'den 1'e geçmiş burada. O yüzden de bitişik. Hani öyle de düşünebilirsiniz ama hani vurgudan çok böyle kafa karışıyorsa, bunun esas tanımı olarak baktığınızda herhangi bir zeytinin salamura ettiğiniz zaman yeşil zeytin oluşuyor şeklinde de düşünebilirsiniz. Tamam mı? Ama ben geleceğini düşünmüyorum bu arada. Peki, annemin Arnavut ciğeri güzel olur. Bunu da çok sormuşsunuz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir kelime. Ama yine bu da vurgudan bulunuyor bu arada. Arnavut ciğeri. Şimdi bu ciğer Arnavut mu? Hayır. Tamam. Peki ciğer mi? Evet. Tamam. Kelimelerden biri anlamını kaybetti, diğeri koruyor. Arnavut ciğeri derken vurgu 2'den 1'e geçmedi mi? Arnavut'u daha vurgulu okuyorum, yüksek okuyorum. Heh. O zaman vurgu 2'den 1'e geçti. O halde ne yaptım? Bitişik yazdım. Tamam? Sebep bu. P.
Peki. Yine şeyi de çok gördüm. Yeşil soğanı da çok gördüm arkadaşlar. Bunu da ben yine kural 2'den diye düşünüyorum. Yeşil soğan taze soğan anlamına da geliyor. Hani tam yeşil. Hani gerçekten yeşil mi? Yeşil. Belki öyle düşünüyorsunuz. Ama zaten buna benzeyen farklı örnekler yok. Yeşil soğan taze soğan anlamına geldiği için bitişiktir diye düşünüyorum. Ama vurgudan bakarsak yine vurgu 2'den 1'e geçmiş. Orada sıkıntı yok ama bence böyle düşünün. Hani taze soğan anlamına geldiği için ya da yeşil zeytin. İşte zeytinin salamura edilmiş hali anlamına geldiği için. Yani biraz böyle orada yeni anlama çağrıştırıyor değil mi? Kural 2'ye gidiyor. Kural 2'den yazıldığını düşünüyorum. Ama yine de buraya bir verdim. Çünkü buradaki örnekler sizin çok çok merak ettiğiniz ve sorduğunuz örneklerdi. Ama ben mesela hani yeşil zeytinin geleceğini düşünmüyorum ama Arnavut ciğeri gelebilir. Ya direkt çünkü buradan çıkıyor. Arkadaşlar bu arada benim bu söylediklerimi son yıllarda ben devlet kitaplarında da görüyorum. Bağlamdan hareketle ezberlemeden çözer şeklinde. Yani kelimelerin yazılışını ezberlemeden çözer, bağlama bakarak çözer ifadelerini çok görüyorum. Lütfen dikkat edin. Ya benim bu söylediklerim tarzında çıkacak zaten. Şimdi devam edelim. Zeytinyağı. Şimdi bu yağ zeytin mi? Hayır ama yağ değil mi? Evet ama niye bitişik yazılıyor? Vurgudan. Zeytinyağı derken ilk anlamını kaybetti, ikincisi koruyor. Ama zeytini daha vurgulu okuyorum. Bakın söylerken bile bunu bilerek yapmıyorum. Zaten siz de telaffuz edin lütfen. Zeytinyağı derken zeytin daha vurgulu okunuyor. Yani vurgu ne oluyor? 2'den 1'e geçiyor. Vurgu 2'den 1'e geçtiği için de direkt birleşmiş oluyor arkadaşlar. Peki. Deniz anası, bu da çok güzel ama ben bunun yine hani vurguyla da bulunabilir ama kural 2'den de düşünebilirsiniz. Deniz anası, bu ana deniz mi? Hayır. Ana mı? Hayır. Artık öyle bir canlıdan bahsediyorum değil mi? O yüzden ki artikeye de yeni anlam var aslında. Kural 2'ye de dahil edilebilir. Ki bence kural 2'ye dahil edilsin. Ama mesela siz bazen şöyle de düşünebiliyorsunuz. Biyoloji bilen öğrencilerim, daha çok sayısal öğrencilerim. Denizden hala bahsediliyor gibi ama ben çok bunu şey yapmıyorum. Hani denizden hala bahsediliyor değil. Bence bu kural 2'den çözülür arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlarımız kural 3 demişler ama ben kural 2 diye düşünüyorum. Yine deniz atı da aynı şekilde arkadaşlar. Öyle bir denizci ki deniz atı gibi gidiyor düşmanın üzerine derken orada da yine bir canlıdan bahsediyoruz. Yani bu at deniz mi? Hayır. At mı? Hayır. Kartike'de yepyeni bir anlam var. Kural 2'den çözmüş oluyoruz bunda. Yine kardeşimin cam göbeği takımı çok beğenildi. Çıkmış sınav sorusu. Bu sene çıktı daha KPSS'de. Şimdi burada da Kartike'de bakın yeni anlam var. Bunu da bunun için aldım ama fark etmez. Ben zaten vurgu meselesini anlattım burada. Cam göbeği derken bu göbek cam mı? Hayır. Göbek mi? Hayır. Kartike'de yepyeni bir anlam var. Artık burada ne demek istiyorum? Bir renkten bahsediyorum. Yeni anlam bitişik. Yani ben de bunu yine kural 2'den yazarım. Lütfen siz de artık böyle hani kural 2'den yazdım, kural 3'den yazdım şeklinde daha böyle profesyonelce, daha ezber yapmadan gidin arkadaşlar. Çok rahat edeceksiniz. Ve son sorumuz Ayçiçeği. Bir arkadaşımız şey demiş. Hocam bu çiçek ay değil ama çiçek. Çok çiçek olduğunu düşünmüyorum ama öyle düşünelim, farz edelim. Şimdi ayçiçeği derken bu çiçek ay değil evet ama çiçek diyelim. Ayçiçeği derken ama vurgu yine 2'den 1'e geçiyor. Ayçiçeği. Bakın ayı daha vurgulu okuyorum değil mi? Vurgu 2'den 1'e geçti. O halde ne yaptık? Bitişik yazmış olduk arkadaşlar. Ama diyelim ki vurgu 2'de kaldı. O zaman ayrı yazıyoruz. Zaten bunu kaynaşırlarsa bitişik yazılır tekniğini de vermiş olduk. Bazen vurguyu karıştırabildiğiniz için bu 2023 yazdan oynatma listesi hazırlamıştım. Biliyorsunuz ki orada başka teknikler de verdim. Hani vurguyu çok karıştırıyorsunuz, o tekniklere de tekrar bakabilirsiniz. Ama bu tabii bu ben böyle yapıyorum. Ya ben bulurken buna bakıyorum arkadaşlar. Vurguya bakıyorum. İşte kural 1, kural 2'ye bakıyorum. Zaten hemen direkt cevabı bulmuş oluyorum. Evet, benden çok istediğiniz bir kamptı bu. Yazım Kuralları Plus kampı yapalım arkadaşlar. Hocam yapalım. Ne olur yapalım. Peki başka neler istersiniz? Bu kamplar böyle çeşitlensin. Belki çok isterseniz ikisi de gelebilir ama isteğinizi belli etmek için bir beğen tuşuna ve aşağıya yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Mesela anlamadığınız noktalar neler? Mesela hocam şu örnek çalışmıyor dediğiniz. Çünkü ben üzerine düşünüyorum ve seviyorum bu arada bunu. Yani bazen böyle çok yazılınca kızıyorum da böyle şey sert yazılan ve sert ve hakarete varan bazen yorumlar çok az geliyor bana. Zaten çok öyle kötü yorum gelmiyor ama o zaman bazen böyle sinirleniyorum ama seviyorum yine de. Böyle yazın tamam mı? Ben de üzerine düşünüyorum çünkü kelimelerin. Hani şu nasıl yazılır hocam? Şunu nasıl yazarız? Falan şeklinde. O zaman günün sorusu gelsin ve ders nihayete ersin. Azı dişi nasıl yazılır? Bir aşağıya yazın bakalım. Hangi teknikle yazdınız? Kural 1 mi? 2 mi? Yoksa 3 mü? Bir sebeplerini de yazın. Ben de bir kontrol edeyim. Biliyorsunuz ki böyle tekrarlar çok çok güzel oluyor. Evet.
Evet, bu plus kamplarımız devam etsin mi? Hangisi gelsin? Zorlandığınız noktalar neler? Lütfen bunu belirtin. Ben de hemen ikinci bölümünü çekmeye başlayayım. Evet, bugünlük dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Unutmayın ki her zaman olduğu gibi kalbim sizinle, güç daima bizimle olsun.